Efendim, Üye Kent Konseyi Başkanı olarak size hastane önünde doğmuşların hastane içerisine girmesini destekliyorsunuz. Kazaların önüne geçebilmek adına bizi biraz anlatabilir misiniz, düşüncelerinizi? Şimdi öncelikle Kent Konseyi gerçekten bu kentin tepeden temele kadar olan bütün sorunlarıyla ilgili yürütme kurulu çalışmalarında bütün sorunları ele aldığımız ve bu sorunlardan da en önemli ve hayati konulardan biri de hastalarımızın, Ünye halkının gerçekten şehir merkezinden mesafesi dolayısıyla da Ünye Devlet Hastanesi'ne gitme noktasında ve ulaşma noktasında geçmişte çok üzücü kazalar da yaşadık. Biz bunların son bulması noktasında yaptığımız çalışmalarda gerçekten devletimizde üst veya battı çıktı noktasında çözüm önerileri arama pozisyonuna geldi. Biz diyoruz ki Ünye Kent Konseyi olarak buraya ne üst geçit ne de battı çıktı yapılmasının hiçbir gereği olmadığını, bu yatırımın Ünye'nin farklı noktasında değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Çünkü halkımız buradan gerçekten dolmuşa biniyor, dolmuş hizmetimiz var. Ayakta veya hasta bir şekilde hastaneye kadar ulaşıyor. Oraya kadar hiçbir sıkıntımız yok ama ana yolda vatandaşı bırakma durumunda olduğu için dolmuşlarımız, bu sefer vatandaşımız kod farkından da dolayı rampa yukarı hastaneye ulaşma noktasında nizamiye kapısından yukarıya 112 adım tırmanmak zorunda kalıyor. Burada eli bastonlu olan hastalarımız var, yaşlılarımız var, karnı ağrıyan, gözü ağrıyan, başı ağrıyan insanlarımız var. Burası sonuçta bir hastane. Gerçekten insanların şifa bulmak için gittiği, devletimizin de temel hizmetlerinden olan sağlık hizmetini verdiği çok kıymetli, hayati bir öneme sahip hastanemiz. Gerçekten konumu ve pozisyonu itibariyle, fiziki altyapısı itibariyle ben buradan başhekimimizi gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Yönetim noktasında gerçekten çok güzel hizmetler veriyor. Aynı zamanda hastaneler sadece şehrin halkına değil, ki Ünye gibi geçiş güzergahında bulunan, turizm şehri kimliği olan bir şehir içinde yüzlerce ve binlerce dışarıdan gelen insanlara da hizmet eden bir noktada aynı zamanda Ünye Devlet Hastanemiz. Dolayısıyla burada ulaşımla ilgili bir sıkıntımız var. Kent Konseyi kurulduğu günden bu yana ve hastanemiz açıldığı günden bu yana da bu şikayetler sürekli bize gelmekte. Biz de bunu ciddi manada düşündük. Gerçekten buradaki tek sorunun yaya yürüyüşü noktasında insanlarımızın hasta olarak yukarıya tırmanmaları ve aynı zamanda da tekrar polikliniğin kapısında sıra almak için ve muayenehanelerinin sürelerinin dolması için beklemelerindeki geçirdikleri sürenin hastalarımızı ve insanlarımızı mağdur ettiği noktasında bunun da çözümünün dolmuşlarımızın Ünye'den Kavaklar istikametine son durağa giden dolmuşlarımızın gerçekten insanlarımıza hizmet noktasında hiçbir eksiği yok ama hastanenin içine girmediği için, nizamiye kapısında bıraktığı için hastalarımızın ulaşımla ilgili sorunu var. Dolayısıyla daha büyük sorunla da dönüşte karşılaşıyoruz. Yani karşı tarafa Ünye istikametine gidecek olan, Ünye'ye geri gelecek olan hasta veya hasta yakınlarımız yaklaşık 262 adım mevcut uluslararası karayolunu iki defa geçmek suretiyle hastanemizden dolmuşa ulaşmak zorunda kalıyor. Tabii ki bölgemizin hava şartları da hem soğuk hem rüzgarlı hem yağmurlu. Gerçekten hava şartlarımız da buna müsait değil. Dolayısıyla insanlarımızı biz geçmişte onlarca yaralanmalı kazalara ve gerçekten ölümlü kazalara şahit olduk. Bunların içerisinde örnek verebileceğimiz çok üzücü bir kazamız var. O da evladını yetiştirip vatana emanet eden annemizin şehit olan evladı var. Ama biz onun emaneti olan annesine orada trafik kazasında kaybetmiş bulunuyoruz. Yani bu eksikliğimiz, bu ayıbımız bütün Ünye'mize ben mal etmek istiyorum. Hem yöneticilerimize hem yaşayanlarımıza ve bu sorunun çözülmesi noktasında da bütün sivil toplum örgütlerine tek bir yürek, tek bir bilek olmalarını ve bu sorunun tek çözümünün de ülkemize ve Ünye'mize de hiçbir maliyeti olmayan dolmuş hatlarımızın, dolmuşumuzun hastanenin poliklinik binasının önüne gelip hastasını bırakıp aşağıya inmesi ve tekrar gelip hastasını alıp yolcusunu alıp Ünye'ye dönmesi noktasında net bir çözüm olduğunu söylüyoruz. Çünkü vatandaşın ulaşım hakkı olduğu kadar sağlık hakkı var. Sağlığa da ulaşım hakkı var. Burada aşağıda bırakılarak ve ana yolun en alt kısmından alınarak hastaneye ulaşım hakkının engellendiği veya yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla
insanlarımızın çoğunun aracı da var, bizim de araçlarımız var. Aracı olan insan hastanenin poliklinik kapısına kadar hem hastasını götürebiliyor hem de iyi olduğu halde ziyaretçisini de götürebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da imkanı olan, aracı olan insanların elde ettiği hakkı kadar kendilerinin de ulaşma hakkı olduğunu düşünerek dolmuşların, kırmızı beyaz dolmuşların hastane poliklinik kapısında yolcusunu bırakıp tekrar oradan alıp Ünye'ye istediği yere getirmeleri noktasında hemfikir olduğumuzu belirtmek istiyorum.